ve mümkün olduğu kadar da maliyetleri aşağı çekme hedefimiz vardı. Burada özellikle bu kriz ortamında fiyatlarımızı az önce ifade ettiğiniz gibi piyasadaki dalgalanmaları minimize etme anlamında da arttırmadık, artırmayacağız da. Stok anlamında da özellikle halkımızın endişe etmesine gerek yok. Sayın Bakanlarımız da açıkladılar. Hem genel anlamda TMO'da hem de biz tarım kredi olarak da her bir ürün grubunda aşağı yukarı 5 aylık stokumuz var. Ve bu 5 aylık stokla da zaten inanıyorum ki bu krizi de çok rahat atlatırız diye düşünüyorum. Mağaza sayısında planlanan bir artış var mı? Şöyle, geçen sene sadece 3 mağazamız vardı. Bu sene hızlı bir şekilde kuruluma geçtik. Şu anda 77, önümüzdeki ay itibariyle 100 sayısına ulaşacağız ve hızlı bir şekilde de inşallah 500 hedefini yakalama gayreti içinde olacağız. Evet. Ama şunu söyleyeyim, yani sadece kendi ürünlerimizi kendi marketlerimize satmıyoruz. Uluslar marketlerdeki sayısı şu anda 22 bin civarında, markete de kendi ürünlerimizi veriyoruz. Ben bu süreçte alınan önlemler de var. Aslında bu anlamda tarım kredi kooperatifleri, birlik marketleri de öncü oldu. Alınan önlemler nedir? Biraz da ondan bahseder misiniz? Alınan önlemler en başta bir kere insanların temasını azaltma anlamında mağazalarımızın metrekare büyüklüğüne bağlı olmak üzere 100 metrekareye 3 müşteri anlayışıyla yığılmaları önleme açısından şu anda dışarıda da mesela bekleyen vatandaşlarımız var. Belli sayıda almaya başlıyor. Bu mağazamızın büyüklüğüne göre bu mağazada en fazla 20 müşteri içeride alışveriş yapabilir. Çıktıktan sonra tekrar diğerlerini içeri alıyoruz. Onun dışında tüm personelimiz hijyen noktasında gerekli tedbirleri aldı. Girişte dezenfektasyon ile ilgili olarak aparatlarımızı koyduk. En önemlisi de özellikle de gıda ürünlerine temas noktasında sebze ve meyvelerimizi de poşet içine koyarak teması önleme anlamında tedbirlerimizi aldık. Özellikle diğer steril malzemeler noktasında yoğun bir talep vardı. Başta kolonya olmak üzere. O konudaki talebi karşılama noktasında da piyasadaki talebi karşılayacak şekilde stoklarımızı arttırdık şu anda. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Evet, Tarım Kredi Birlik Marketleri çok ciddi tedbirler aldı koronavirüs kapsamında. Özellikle meyve ve sebzelerin paketlenmesi ve ambalajı sunulması çok önemliydi. Burada bir detay da var aslında. Ambalajlanırken, paketlenirken ürünler farklı gramajlarda paketleniyor. Dolayısıyla ürün anlamında da bir dayatma söz konusu olmuyor. Tarım Kredi Birlik Marketleri süreçte kendince bu şekilde önlemler aldı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.